Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün matematik dersi yapacağız sizlerle. Konumuz da standart olmayan uzunluk ölçüleri. Şimdi hemen aklınıza şu gelebilir. Standart olmayan uzunluk ölçüleri nedir diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi birazdan bir görüntü açacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bana müsaade edin, görüntüyü açayım, sonra devam edelim. Evet çocuklar, standart olmayan uzunluk ölçüleri burada gördüğünüz gibi kulaç, adım, ayak, karış, parmak dediğimiz ölçü birimleri. Şimdi niye bu bir standart olarak geçmiyor ya da standart ölçü birimleri olarak geçmiyor? Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi kulaç dediğimiz şey, önce burada tanımlarını da görüyorsunuz. İki kolumuzu yana açarak yapılan ölçü birimi. Örneğin hemen tahtanın önüne geçeyim. Ben kolumu açtım, iki kolumu. Tahtayı ölçmeye çalışıyorum. Bakın, kulaç. Benim kulacıma göre bu tahta benim bir kulacımdan daha küçük. Oysa ki aynı ölçümü siz gelip burada yapsanız, yani iki kollarınızı yana açıp bu tahtayı ölçmeye çalışsanız, sanırım sizin ölçünüze göre bu tahta hemen hemen bir kulaç ya da bir kulaçtan biraz daha azdır. Yani iki kollarımı yana açtığımda sizin ölçünüzle benim ölçüm birbirinin aynısı değil. O yüzden buna standart değil diyoruz. Adım dedim. Normal yürüyüş adımlarını düşünün. Mesela hani oyunlarda sayışma yapıyoruz ya, aldım, verdim, ben seni yendim diye. Her attığım bir adıma da, şu iki ayağımın arasındaki açıklığa da adım diyorum. Şimdi yine düşünün. Sizin adımlarınızla benim adımlarım ya da anne babalarınızın adımları aynı uzunlukta olamaz. Çünkü sizin bacaklarınız daha kısa, adımlarınız daha kısa olur. Benimki daha büyük olur. Ayak, gördüğünüz gibi ayağımla ölçüyorum. Ne yapıyorum? Diyorum ki 8 ayak mesela. Ama biliyorum ki ayak numaraları farklı. Örneğin sizinki belki şu an 31-32, benimki 41. Benim ayağımın ölçüsüyle sizin ayağınızın ölçüsü aynı olmadığı için burada da bir ölçüm doğru olamaz. Mesela şöyle hayal edin. Ben size dedim ki sınıfımızın uzunluğunu ayağımızla ölçelim. Siz ölçerseniz tahmini olarak diyelim ki 50 ayak çıktı. Benim ölçümümle, benim ayağımla 50'den daha mı fazla çıkar, daha mı az çıkar? Bir düşünün bakalım. Evet, benim ayaklarım daha büyük olduğu için benimki daha az çıkar. Örneğin 30 ayak. Çünkü benim ayaklarım sizinkine göre daha büyük. Gördüğünüz gibi bir standart yok. Karış, parmaklarımı şu şekilde açtığımda, parmağımın baş parmağımın ucuyla serçe parmağımın bittiği yer, yani şu nokta benim bir karışım. Gördüğünüz gibi şimdi ölçüyorum. Tahtanın boyunu. Bir karış, iki karış, üç karış, dört karış, beş karış, yaklaşık beş karıştan biraz fazla. Şimdi aynı tahtayı siz kendi karışınızla ölçmüş olsanız, yani baş parmağınızla serçe parmağınızın arasındaki uzunluk kadar ölçmüş olsanız, tahminim burası sizin karışınızda 8-9 karış ya da 10 karış gelebilir. Çünkü sizin elleriniz benim ellerime göre daha küçük. Parmak dediğinizde de parmakla ölçüm yapıyoruz. 1, 2, 3, mesela 4 parmak. Eğer daha uzunsa diğer elimi de kullanarak mesela şöyle yapıp 10 parmak diyebilirim. Ama o zaman ne olur? Yine sizin elleriniz küçük olmasından dolayı, benim ellerimin sizinkine göre daha büyük olmasından dolayı ölçüm çok da sağlıklı olmaz. Yani standart olmaz. Sizde farklı sonuç çıkar, bende farklı sonuç çıkar. Şimdi bu bölümü bir süre tutalım uzunlu bir şekilde yakın planda. Sizden ricam, bunları lütfen defterinize bir yazın, matematik defterinize eğer çizebilirseniz şunları da çizmeye çalışın. Sonra devam edin. Peki öğretmenim, şimdi biz bunları gördük, öğrendik. Kulaç, adım, ayak, karış ya da parmağın ne olduğunu öğrendik. Niye böyle bir şey anlattınız, ne işimize yarayacak derseniz, çocuklar günlük hayatımızda bazen çeşitli ölçümler yapmamız gerekebilir. Bunun için yanımızda cetvelimiz, metremiz ya da daha büyük cetvellerimiz olmayabilir. Yani hızlıca bir ölçüm yapmamız gerekebilir. Böylesi bir durumda
Eğer elimizde böyle bir ölçüm aleti yoksa ne yapabiliriz? Hemen hızlıca ölçüm yapabiliriz. Mesela bundan birkaç sene önce biz evimize perde alacağımız zaman perdeciye gittiğimizde perdecinde hemen hızlı bir ölçüm yapmamız gerekiyordu. Hemen ne yaptım? Evdeki ölçüyü kulacımla ölçtüğümde hemen gidip perdecide ne yaptım? Kulacımla yaklaşık 4 kulaç kadar bir perdeye ihtiyacım var dediğimde hızlıca bir ölçüm yapmış oldum. Ama elinde o zaman şöyle bir metre olsaydı, şerit metre, bununla ölçerek yapmış olsaydım bu iş daha sağlıklı olurdu. Yani günlük hayatta bazen yanımızda bu tür aletler olmayabilir. Bu sebeple de bu adımlarla ya da bu ölçümlerle işimizi yapmamız gerekebilir. Gelin o zaman hızlıca şöyle bir tekrarlayalım. Kulaç, iki kolumuzu yanımıza açtığımız zaman yapılan ölçüm. Adım, bir ayak atışıyla alınan yol. Ayak, ayak baş parmağı ile topuğu arasındaki birleştirerek yaptığım ölçüm. Karış, elimi açtığımda baş parmağım ile serçe yani küçük parmağım arasındaki mesafe. Parmakta el parmağımın eni kadar olan uzunluk ölçüsü olduğunu öğrendik diyorum. Şimdi ben bunu bir kapatayım, devam edelim. Evet çocuklar, bugün standart olmayan uzunluk ölçüleriyle ilgili bilgiler öğrendik. Bu arada tahtada bir tarih var. Birazdan bunun ne olduğunu açıklayacağım. Fakat şimdi artık ikinci sınıf olduğunuzu biliyorum. Birkaç gün sonra karnelerle beraber ikinci sınıf olacaksınız. Bu ikinci sınıf konusu. Şu an elimde standart olan uzunluk ölçü birimleriyle ilgili çeşitli aletler var. Cetvel, iletki, gönye ya da şerit metre gibi. Bunları niye getirdim? Hatırlarsanız demin standart olmayan uzunluk ölçülerini anlatırken dedim ki benim karışım büyük, sizinki küçük, benim adımlarım büyük, sizinki kısa. Bir karışıklık oluyor değil mi? Ölçülerde hep aynı sonuçlar çıkmıyor. Mesela elimde bir sakız kutusu var. Reklam olmasın diye de reklamını kapattım yazısını. Şimdi bunu parmaklarımla ölçmek istiyorum. Acaba bu sakız kutusu kaç parmak? 4 parmak. Biraz daha boşluk var. Şunu da koyarsam hemen hemen 5 parmak. Siz bunu ölçmüş olsanız tahminim 6 ya da 7 parmak çıkacak. Ama bakın şimdi standart olan, yani dünyanın neresine giderseniz aynı uzunluğa sahip bir uzunluk ölçüsü var ki metre ya da santimetre diyoruz. Bakın ölçüyorum. Rüzgar abiniz biraz daha zoomlarsa görürsünüz. 9 santimetre olduğunu görebiliyorsunuz. Bu küçük bir cetveldi. Bununla ölçtüm. Bir de daha uzun bir cetvel ölçtüm. Acaba bakalım gerçekten yine aynı sonuç çıkacak mı? Gösteriyorum. Başlangıç noktasına koydum sıfırı. Yine 9 santimetre olduğunu görebiliyor musunuz? Peki acaba başka bir tane cetvel, daha büyük bir cetvel, daha uzun ölçüleri ölçmek için kullandığım bir cetvelle acaba sonuç ne çıkacak? Bakalım. Yine 9 santimetre. Ama şimdi çok uzun, mesela 3 metre uzunluğu ölçebilen bir aletim var. Şerit metre. Bunu da bir ölçeyim bakalım. Bununla kaç çıkacak? Rüzgar abiniz yaklaştırdı. Gördüğünüz gibi yine 9 santimetre çıktı. Şimdi bu standart ölçüm araçlarının sağladığı kolaylıkları anlamışsınızdır. Bunu ben de kullansam bu sakızın boyu 9 santimetre. Siz de kullansanız bu sakızın boyu 9 santimetre. Şimdi gelelim tarihimize. Şimdi öğretmenim bu tarih neyi anlatıyor derseniz, çocuklar eskiden Cumhuriyet kurulmadan önce ülkemizde uzunluk ölçüleriyle ilgili tıpkı demin anlattığım gibi mesela kumaş satanlar kumaşları kulaçlarıyla ölçüp ne yapıyorlarmış? Kumaşları satıyorlarmış ya da karış hesabı yapıyorlarmış, adım hesabı yapıyorlarmış. Dolayısıyla kişiden kişiye bu uzunluklar değiştiği için çok büyük sorunlar yaşanıyormuş. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk bu ölçülerin farklılık göstermesinin bir sorun teşkil ettiğini anlayarak bir değişiklik yapmış. 26 Mart 1931 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle bir kanun çıkartılıyor. Bu günden itibaren ülkemizde standart olmayan yani karış, kulaç, adım gibi ölçü birimleri kaldırılıyor. Onun yerine bütün dünyada kullanılan standart ölçü birimi metre ya da santimetre getiriliyor.
bu kanun mecliste kabul edilerek ülkemizde, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugünden itibaren, bu tarihten itibaren standart uzunluk ölçü birimleri ve takvim saatteki değişiklikler ne yapıyor? Gündeme getirilmiş oluyor. O günden sonra da bütün bu karışıklıklar ortadan kalkıyor. Şimdi dersimizin sonuna geldik. Ben tahtada bir ödev hazırlayacağım size. Standart olmayan uzunluk ölçüleriyle ilgili. Sonra dersi tamamlayacağız. Evet çocuklar, ödevimiz basit. Sizden isteğim şu: evinizdeki sehpanın boyunu, oturma odasının uzunluğunu, matematik kitabının boyunu, yazı kaleminizin boyunu, silginizin boyunu standart olmayan uzunluk ölçüleriyle ölçmeniz, bunu matematik defterinize yazmanızı istiyorum. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Mesela ölçünüz, atıyorum, 5 karış 6 parmak geldi gibisinden yazabilirsiniz. Şimdi bugün dersimizi tamamladık ama bugün 29 Mayıs 2020. Bugün önemli bir tarihsel bir değeri daha var. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethettiği tarih. 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u Bizans İmparatorluğu'ndan alıyor ve Osmanlı Devleti'ne ait bir toprak haline getiriyor ve sonucunda da bunu başkent yaparak da İstanbul'un bizler için ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Bununla ilgili çeşitli videolar var, internette izleyebilirsiniz. Yine ben EBA'ya bununla ilgili bazı dokümanlar yükleyeceğim. EBA'dan da bunları takip edebilirsiniz. Yani özetle bugün İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.